Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da gazilere ve yakınlarına yönelik saldırıya sert tepki gösterdi. Gazisine saldıran, şehit yakınına terbiyesizlik eden bu şehir magandaları, bu teröristler bu zihniyetin bu ülkede nasıl barınabildiğini ellerimizi başımızın arasına alıp düşünmemiz, sorgulamamız lazım. Her fırsatta şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle beraber olan bir cumhurbaşkanı olarak bir daha benzer hadiselerin tekerrür etmemesi için her elimden geleni yapacağımı özellikle belirtmek istiyorum. Beştepe'de düzenlenen 41. muhtarlar toplantısında konuşan Erdoğan, darbe girişiminden çok önce FETÖ'nün karanlık yüzünü defalarca anlattığını, tabanı uyardığını hatırlattı. O gün bu örgütle ilgisini kesenlerin şimdi sıkıntı yaşamadığını söyledi. 2010'dan itibaren meydanlarda hep söyledim. Hep söyledim. Kimse bahane uydurmasın. Çocuklarınızı bunların okullarından alın. Bunların bankasında, bankalarında. Paralarınız varsa paralarınızı alın. Sanki biz bunları dememişiz gibi arabasını satıp o bankaya yatıran, evini satıp o bankaya yatıran, elinde yastığının altında ne var ne yok oraya götürüp yatıranlar vardı. Şimdi gelip bilmiyorduk. Ya bunca zaman bunları söyledik. Bilsen ne olur, bilmesen ne olur artık. Peki soruyorum. Şayet 15 Temmuz başarılı olsaydı ve Türkiye 81 vilayeti ve 80 milyon vatandaşıyla FETÖ'nün eline geçseydi halimiz nice olurdu? Öyle mi? Çanakkale'de başaramadıklarını, Sevr'de başaramadıklarını, Kurtuluş Savaşı'nda başaramadıklarını 15 Temmuz'da başarmış olmayacaklar mıydı? Ah değerli kardeşlerim, o gece sevincinden çığlık çığlığa birbirlerini arayanları biz biliyoruz. Ama biz bunları şimdilik televizyonlarda şurada burada paylaşmıyoruz. MHP'nin ülkemiz ve milletimiz için hayatiyet taşıyan konularda yanımızda yer almasını takdirle karşılıyorum diyen Cumhurbaşkanı, CHP'ye ise tepki gösterdi. Ana Muhalefet Partisi'nin tutarsız, temelsiz, fırsatçı, her türlü kavramı ve değeri istismar eden, bunlarla kalmayıp FETÖ'den PKK'ya tüm terör örgütlerinin borazanlığını yapan tavrı karşısında üzüntümü de ifade etmek isterim. Daha da öte, kalkıp şahsımı faşist ve diktatörlükle tavsif eden bu zihniyeti ben halkıma özellikle havale ediyorum. Diktatörlüğün olduğu bir yerde sen öyle konuşamazsın. Ne senin genel başkanın öyle konuşabilir, ne de sen öyle konuşabilirdin. En son 15 Temmuz'a ne dediler? Kontrollü darbe girişimi diyecek, tiyatro diyecek, senaryo diyecek kadar alçaldılar. Hani darbe olduğu zaman tankın üzerine ilk çıkacak olan sendin. Televizyon programı var, radyo programı var. Hani sen çıkardın. Ne oldu? Sana kaçmak yakışır, kaçmak.